Merhabalar, Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay, çok lezzetli bir karnabahar mücveri tarifi vereceğim inşallah. Karnabahar mücveri tarifimiz için buyurun gerekli malzemeleri sayalım. Yarım kilogram karnabahar, karnabaharlarımızı haşlamak için bir miktar suya ihtiyacımız var. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı maden suyu, 4 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve birkaç dal maydanoz, 1 adet bir dalda taze soğan. Eğer evinizde yoksa onları katmayabilirsiniz de taze soğanla maydanozu ve kızartmak için ise sıvı yağa ihtiyacımız var. Buyurun arkadaşlar, yapımına başlayalım. Öncelikle tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz ve suyumuzu içerisine boşaltıyoruz. Bir miktar su ve suyumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Suyumuz kaynamaya başlayınca karnabaharları içine atıp yumuşayıncaya kadar haşlayacağız. Karnabaharlarımız pişti ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu karnabaharlarımızı bir süzgecin içerisine boşaltıyoruz süzülmesi için. Ve biraz soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan karnabaharlarımızı bir cam kasenin ya da bir kabımızın içerisine alıyoruz ve içerisine ince ince kıydığımız maydanoz ve soğanımızı ilave ediyoruz. Ve içerisine 2 adet yumurtamızı da kırıyoruz. Ve maden suyumuzu da katıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiberimizi de, karabiber de çok güzel tat veriyor. Ve içerisine 4 yemek kaşığı unumuzu da ilave ediyoruz. Ve bunu iyice kaşıkla eziyoruz. Karıştırıyoruz. Ya da bir patates ezeceğiyle bu şekilde eziyoruz. Daha sonra da güzelce karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Malzememizi hazırladık. Ben artı bir yemek kaşığı daha un attım. Bakın bu kıvamda olması lazım. Kaşıktan zor dökülmesi gerekiyor. Ve şimdi tavamızı ocağımızın üzerine aldık. Ocağımızın altını yaktık. Ve bir miktar yağ döküyoruz tavamızın içerisine. 1,5 su bardağı kadar yeterli. Ve yağımızın kızmasını bekleyeceğiz. Kızınca içerisine kaşıkla dökeceğiz. Evet, yağımız ısındı ve şimdi bir yemek kaşığı dolusu bu şekilde içerisine döküyoruz ve kaşıkla böyle bastırıyoruz. Ve mücverlerimizin kızarmasını bekliyoruz. Biraz kızarınca tersini çevireceğiz tahta kaşıkla. Evet arkadaşlar, mücverlerimiz kızardılar. Gayet muhteşem görünüyorlar. Ve şimdi havlu kağıt serdiğimiz bir borcamımızın ya da tabağımızın içerisine alıyoruz. İnanın mis gibi kokuyor. Ve şimdi kızaran mücverlerimizi alıyoruz. Tekrar yerine dökeceğiz. Ve tekrar döküyoruz. Böyle kaşığımızı doldurup bastırıyoruz. Mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.